Selamın aleyküm. Kolay gelsin. Ve aleyküm selam Ali dedem. Hayırdır, nereye böyle? Komşumuz Ahmet dayı hastalanmış. Kimseye de haber edememiş. Bugün de meyve alıcısı gelecekmiş. Ona da ulaşamamış. Onun meyve bahçesine gideceğiz. Meyvelerini toplayacağız. İmece yani. İmece tabii. İmece nedir baba? İmece, köydeki insanların birbirlerinin işlerini toplanıp yardımlaşarak yapmasıdır. İmece nedir çok anlamadım ama biz de gidebilir miyiz? Tabii, siz ablanla gidin, biz de annen ve Şirin'le arkadan gelelim. Tamam baba. Yaşasın. Hadi geçin bakalım, yoldan Mine'yi de alacağız. İmeceye mi? Evet. Hayırlı günler. Çocuklar, buradan suyumuzu alalım. Alper, testiyi ver bakalım. Hatice Hatun Hayratı, 1940. Ne yani? Şimdi bu çeşme 80 yıldır burada mı? Evet, daha eski çeşmeler de var. 200 yıllık, 500 yıllık. 500 yıl mı? Evet, ne zaman yapıldığı belli olmayanlar bile var. Bu hanımın yaptırdığı çeşme 80 yıldır insanların, hayvanların su ihtiyacını gideriyor. Harika. Gerçekten harika. Geçmişlerimiz insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler yapmaya önem verirlerdi. Testimiz de doldu. Dışını da ıslak bir bezle kapatırsak suyumuz hep soğuk kalır. Hadi gidelim çocuklar. Ooo, elmalara bakın. Ooo, elmalara bakın. Toplayalım mı biraz? Ama burası bahçe. Sahibi vardır. Toplamayalım tabii ki. Helal olmaz. Hı? Ama geçen gün köyden bazı çocuklar bir bahçeden meyve kopardılar. Göz hakkı dediler. Göz hakkı mı? Yok öyle bir şey. Bizim olmayan hiçbir şeyi izinsiz alamayız. Hadi bakalım çocuklar, yola koyulalım. Gideceğimiz yerde meyve çok. Sahibinin de izni var. Doyuncaya kadar yiyin. Ha. Dilediğimiz kadar mı? Doyuncaya kadar. Hadi arkadaşlar, ileri. Fatih, sen hepimizden önce gelmişsin. Evet dedeciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba Fatih. Bahçe burası mı? Yaşasın, sınırsız meyve. Hem de sahibinden izinli.
Aa. Çocuklar, dalları kırmadan toplayalım. Ağacı incitmeyelim. Tamam dede. Tamam dede. Şeyin yok değil mi? Evet. Evet iyiyim. Geçen yıl da merdivenle yürümek istemiştin. Yine yer çekimine dayanamamıştın. Ama şimdi nasıl bir dengeyle düştüğümü gördün değil mi? Ne demezsin, çok vegalıydı. Herkes işine baksın en iyisi. Kolay gelsin çocuklar. Teşekkürler anne. Anne, nihayet geldiniz. Sen de topluyor musun oğlum? Hayır anne, o geldiğimizden beri yiyor. Şunun şurasında kaç tane yedim ki? Kolay gelsin Ali dede. Sağ ol. Hanım, ben de şu taraftaki ağaçlardan başlayayım. Sen şirini yerleştir. Tamamdır. Ben kızıma bir elma vereyim. Acıkan yok mu? Yaşasın yemek. Ali, hadi oğlum sen de gel. Hı? Ben yemeyeceğim anne. Canım istemiyor. Ama... Bayağı elma yemiş olmalı. Yemek isterse gelir. Ona biraz ayıralım. Tamam. Tümü yüklendi. Hadi size hayırlı yolculuklar. Evet. Çocuklar, bugün köklü ve güzel bir geleneğimizi yaşattınız. İmece, hepinizden Allah razı olsun. Cümlemizden.
Ahmet dayının hepinize birer kova elma hediyesi var. Hadi herkes birer kova alsın, afiyetle yiyin. Elma mı? Elma görmek istemiyorum. Ali dede, Ali'ye sınırsız demeyecektiniz. Ben doyuncaya kadar demiştim. Ne demişler? Her şeyin fazlası zarar. Biliyor musun Puffy? Bugün çok güzel şeyler öğrendim. Mesela insanların su ihtiyaçlarını karşılamak için çeşmeler yaptıklarını öğrendim. Geçmişten beri köylerde yaşatılan bir gelenek varmış. Adı imece. İnsanlar toplanıp bir başkasının tarlasında, bahçesinde çalışıyorlarmış. Yardımlaşarak işler daha kolay bitiyormuş, biliyor musun? Biz de imece yaptık. Bu arada Ali imeceye katıldı ama hiç elma toplamadı. Sürekli elma yedi ve artık elma görmek istemiyor. Herhalde uzun bir zaman boyunca elma yemeyecek. İyi geceler Puffy. Kalmışım. Ay, saat 9 olmuş. Erkenden balığa gidecektik. Acele edersem yetişebilirim. Anne, uyuyakalmışım. Evet kızım, biliyorum. Sabah çok seslendim ama uyanmadım. Sana erken yatmanı söylemiştim, değil mi? Evet. Herkes balığa gitti mi? Evet. Sabah erkenden oltaları hazırlayıp çıktılar. Acele edersen yetişebilirsin. İnşallah hemen dönmezler. Anne, ben çıkıyorum öyleyse. Tamam. Olta kapının arkasında. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi bakalım. Allah rast getire. Dün ne güzel sözleşmiştik çocuklarla. Balık tutma yarışı yapacaktık. Uyuyakaldığıma inanamıyorum. Neyse, biraz acele edeyim. Belki ben de birkaç balık tutabilirim. Yoksa elim boş döneceğim. Çıkmadan önce bir şeyler atıştırsaydım iyi olurdu. Hı? Ses şu taraftan geldi. Atları çok severim. Şöyle bir bakayım. Atın sesi çok dokunaklı geliyor. Sanki zor durumda. İnşallah bir sorun yoktur. Şimdi anladım. Demek yavrusu için böyle sesler çıkarıyormuş. Tay neden ayağa kalkamıyor acaba? Acaba annesi benden korkar mı? Eğer benden korkarsa bana saldırabilir. Yok yok, güvenemiyorum. En iyisi uzaklaşayım buradan. Tayın neden yürüyemediğini anlayamadım. Tamam, biz
sorun var ama ne olduğunu anlayabilmem için yanınıza yaklaşmam lazım. Sanırım anne at gitmemi istemedi. Hay Allah, bunları çözmem imkansız. Bahçıvan makası olsaydı şimdi hemen keserdim. Ama bunun için ta eve gitmem lazım. Bu durumda balık tutmaya zamanım kalmayacak. Ne yapsam acaba? En iyisi balığa gideyim. Sonra oradan dönüşte babamla beraber gelip Tay'ı buradan kurtarırız. Evet, bu daha iyi bir fikir. Evet, arkadaşlarla balık tutmayı çok seviyorum ama sen orada ağlarken artık gidemem. Ben hemen eve dönüp makası getireceğim. Merak etme. Hayırdır kızım? Anlatırım anne. Merak etme. Sizi bırakıp gittiğimi zannettiniz değil mi? Sizi hiç bu şekilde bırakır mıyım? Evet. Şu sarmaşıkları güzelce keselim. Hah? Şöyle. Oo, ne kadar çok dolarmışsın böyle. Şu da son sarmaşık. Peki, kalk bakalım. Nedir bu? Teşekkür etme şekli mi? Ha? Eyvah! Yağmur geliyor. Hemen eve dönmem lazım. Hadi siz de çiftliğinize dönün artık. Ha? Tam zamanında girdin içeri. Yoksa sırılsıklam olacaktın. İyi ki geldin. Babanlar gelmedi mi? Hayır anne, onlara yetişemedim. Karnım çok aç anne. Ekmeğin arasına biraz peynir koyup hem yiyeceğim hem de pencereden yağmurun yağışını izleyeceğim. Güzel fikir. Sen de şimdi bir biberon süt istersin değil mi? Maşallah, yağmur hiç durmadı. Rahmet iniyor. Bitkiler için harika bir şey. Bitkiler, insanlar, kısacası hayat için. Allah'a şükürler olsun. Bugün yavru tayı kurtarmak için tekrar eve dönmüşsün. Annen söyledi. Evet, öyle oldu. Aslında size katılmayı çok istiyordum ama anne atın sesine dayanamadım. Bu yüzden balık tutmaya katılamadım. Bırakıp gelseydin yine balık tutamayacaktın. Çünkü yağmurun yağacağını anlayınca toparlanmaya başladık. Eve gelinceye kadar da çokça ıslandık. Gelseydin sen de bizimle ıslanırdın sadece. Ama geri dönmekle hem yavru atı kurtardın hem de ıslanmaktan kurtuldun. Atları görmeliydin baba. Sevinçten nasıl koşuyorlardı. Sanırım yakınlarda bir yerde yaşıyorlar. Evet, yakınımızda bir ev var. Birkaç tane atı olduğunu görmüştüm. Ali nerede bu arada? Çoktan uyumuş. Hem yoruldu hem de ıslandı.
Yağmurdan sonra güneşin açmasıyla çıkan mantarlar çok faydalı kızım. Hem de tadı çok güzel olur. Çam ağaçlarının diplerine bak. Toprak biraz kabarık olur. Oradan bilirsin. Bakıyorum dedeciğim. Define arar gibi heyecanlıyım. Neyse, bulamazsan benim defineyi paylaşırız. Yok yok, benim de bulmam lazım. Dede, işte buldum. Tebrik ederim kızım. Bak, bunlar daha büyük gibi. Aynı mantar değil mi? Dede, aynı mantar değil mi? Bakabilir misin? Aa, anne Atvetay, yaşasın. Misafirlerin var Hümeyra. Misafir mi? Bahsettiğin Tay bu muydu? Evet. Beni unutmamışlar. Buraya geliyorlar. Aman Allah'ım. Ben az uzaklaşayım. Belki benden dolayı çekiniyordur. Galiba yavrusuna yardım ettiğin için seni gezdirmek istiyor. Hey, şuraya bakın. Ablama bakın. Ne güzel. Yaşasın. Bu bir rüya olmalı. Harikasın abla. Bir gündü Poppy. Ali dede ve arkadaşlarımla ormanda beraberken dün ayağını sarmaşıktan kurtardığım Tay ve annesine rastladık. Biliyor musun, Tay beni tanıdı ve etrafımda sevinçle dolanmaya başladı. Görmeliydin. Sanki bana teşekkür ediyordu. Ve sonra annesi beni gezdirdi. Annem bana söylemişti. Yaptığın iyilik ve merhametin karşılığını mutlaka görürsün. Gördüğüm karşılık harikaydı Poppy. İnşallah rüyalarım da bugünkü kadar güzel olur. İyi geceler Poppy. Şimdi üflüyorum. Bak, ben daha uzağa üfleyeceğim. Çok farklı olmadı. Olur mu? Benimki 2 metreye kadar uçtu. Aa. Arkadaşlar tepeye çıkmışlar. Hadi biz de gidelim. Olur. Aa, bunu
kaldırmalıyız. Ali, hadi yardım et de şu taşı yol kenarına çekelim. Hı? Ne yapacaksın ki taşı? Bir şey yapmayacağım. Yoldan geçenlere sıkıntı vermesin diye kaldıralım. Aman abla, kocaman taşla uğraşma. Hadi gidelim. Ali, çok ayıp ama. Ayıp mı? Ne yaptım ki ben? Çünkü taşı kaldırmama yardım etmiyorsun. İyi de o taşı ben koymadım ki. Olsun, kaldırsak ne olur sanki? Hem yoldan geçenlere bir iyilik yapmış oluruz. Gel hadi. Aa, abla bak bisiklet getirmişler, gördün mü? Kendi başıma kaldıramam. Neyse, dönüşte kaldırırız. Alper abi senin mi? Bana özel değil. Evde herkes kullanıyor. Bugün kullanma sırası bende. Maşallah, çok güzelmiş. Teşekkür ederim Hümeyra. Siz gelmeden önce yarış yapalım diye konuştuk. Ama tek bir bisiklet var. Nasıl olacak? Yarışma şöyle. Şu tepenin çevresinden en kısa sürede dolaşan birinci olacak. Harika, çok iyi fikir. Ama biz daha önce buralarda hiç bisiklet sürmedik. Biliyorum ama korkmayın, sürmesi kolay. Önce yarışacağımız yolu belirleriz. Yarışmayı daha sonra yaparız. Ben pek süremem ama yine de deneyeceğim. Ben iddialıyım. Birinci geleceğime inanıyorum. Peki öyleyse izleyeceğimiz güzergahı anlatayım. İzleyeceğimiz yolda bir iki keskin dönüş var ama hızlı girmediğiniz sürece bir şey olmaz. Hadi bakalım, herkes sırayla bisikleti denesin. Harika, çok eğlenceli. Herhalde herkes bisiklete alıştı. Yarışalım mı artık? Peki birinci gelene ödül yok mu? Mesela birinci gelene bir gazoz ve kek alsak. Ama bu durumda kumar gibi olur bence. Hiç gerek yok. Bence de gerek yok. Hadi bakalım, ilk kim yarışmak ister? Ben daha sonra sürmek istiyorum. Önce sizin hızınızı göreyim. Pekala, isterseniz önce ben başlayayım. Siz süreyi tutun. Tamam, ben kronometreyi açıyorum. Hazır. Başla. Fatih birinci olmayı çok istiyor. En iyisi biraz yavaş gideyim. Yarışmayı kaybederse çok üzülür. İşte geldim. 1 dakika 40 saniye. Çok iyi. Ben herhalde 5 dakikada anca bitiririm. Öyle düşünme. Bir dene bakalım. Pekala. Hümeyra, süreyi sen tutar mısın? Tabii. Hazır. Başla. Bence 4 dakikada bitirir. Ben 2 dakikada gelirim. Senin için tehlikeli olabilir Ali. Bence sen yarışma. Burada sürsen daha iyi olur. Niyeymiş ya? Pekala sürebiliyorum. Hop. Dakika 35 saniye. Bence çok iyi. Bence de iyi. Bu kadarını beklemiyordum. Tebrikler Mine. Sıra sende Hümeyra. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Ne çabuk sıra geldi.
Korkacak bir şey yok. Gayet eğlenceli. Hümeyra, hazır mısın? Evet. Hazır. Başla. Gayet iyi. 3 dakikada bitirir bence. Hey. Hey. Hoppa. Ve Hümeyra bitiş çizgisinde. 1 dakika 45 saniye. Çok iyi. Benimle aynı sürede bitirdin. Seninki 5 saniye daha erkendi. Olsun. Eşit ulaştık sayılır. İkiniz de ikinci sayılırsınız. Alper haklı. Ben nasıl olsa birinci olacağım. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Fırtına Lakaplı Fatih'i izliyoruz. 1,5 dakika içerisinde turu tamamlamasını bekliyoruz. Hadi bakalım, şampiyonu çok bekletmeyelim. Hazır, başla. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Niye gitmiyor bu? En iyisi şu kestirmeden geçeyim, yoksa çok geç kalacağım. Hadi çık, hadi. Az kalmıştı. Hızlanıp tekrar gelmeliyim. Hay Allah, olmadı. Gitmiyor artık. Geri dönmem lazım. Çok zaman kaybettim. 4 dakika 23 saniye. Gayet hızlı başlamıştın Fatih. Ne oldu? Acemilik işte. Hata yaptım. Bu durumda birinci Alper. Ama ben daha yarışmadım. Ali, senin için çok tehlikeli. Ablan doğru söylüyor. İstersen şuradaki toprak yolda sürebilirsin. Ama yarışabilirim. Toprak yolda sürebilirsin. Başka türlü olmaz. Peki, öyleyse süre tutun. Şu yolun sonuna gidip geleceğim, tamam mı? Tamam, hadi bakalım. Hazır, başla. Taş değil mi bu? Evet, evet o. Aa, kemiklerim. Üç dakika, net. Düşmeseydim daha erken gelirdim. Ay, düştün mü? Düştüm ama iyiyim. Bir şeyim yok. Gördün mü bak, yarışmadığın iyi olmuş. Yoksa daha kötü olurdu. Evet, haklısın. Hadi gidelim, biraz yemek yiyeceğiz. Yemeğe daha çok var. Niye acele ediyorsun? Acele edelim abla. Hani yolda bir taş vardı ya, gidip kaldıralım onu. Şimdi birisi gelip çarpar, bir şey olur. Sen yoksa o taşa mı çarptın? Ya şey, aslında çarpmazdım ama yolun ortasına koymuşlar. Nasıl çarpmayayım? Peki, olan olmuş artık. Gidip şu taşı kaldıralım.
Bugün harika bir gün geçirdik Puffy. Alper'in getirdiği bisikletle zamana karşı çok keyifli bir yarış yaptık. Alper'le ben berabere kaldık. Ali ile onların yanına giderken yolda gördüğümüz taşı kaldıralım demiştim. O umursamamıştı. Tek başıma da kaldıramadım. Ama Ali gidip bisikletle o taşa çarpınca da o da yoldaki bir engeli kaldırmanın önemini anladı. Annem bana yoldaki insanlara engel olacak şeyleri kaldırmanın da bir sadaka olduğunu söylemişti. Peygamberimiz böyle yaparmış. Şimdi yolda ne görse kaldırıyor. Yaprakları bile. İnşallah rüyalarım da bugünkü kadar güzel olur. İyi geceler Puffy.